Arkadaşlar, hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. E, şöyle dörtgenlerden, e, çokgenlerden birkaç alan paylaşımı sorusunu sizler için çözmeye çalışacağım. E, ABCD kare olarak verilmiş, AE eşittir ED denmiş arkadaşlar. EDC ve FDC'nin üçgen olduğu söylenmiş. Alan EKD 5 birim kare. Yani şuradaki alanımızın arkadaşlar 5 birim kare olduğu söylemiş. Buraya hemen 5 yazalım. Alan CKF 25 kare. 25 birim kare. Şuraya da 25 birim kare yazalım arkadaşlar. Buna göre karenin bir kenarı kaçtır diye sorulmuş. Aslında çok sıkıntılı sorular değil ama karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarımıza soruyordu. Ben minicik bir şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsanız ben şu karemin bir modelini şuraya çizersem. Şuradan şöyle birleştirdiğimde eğer şu iki parça birbirine eşitse. Ben buraya A alan yazarsam şuradan birleştirdiğimde buradaki alan ne olması gerekir? A olması gerekir. Çünkü burada tabanlarımız eşit. Peki şu benim köşegenim olduğu için karemin alanını iki eş parçaya ayırmadım mı? Evet ayırdı. Karemin yarı alanı 2A ise bu tarafı da kaç A yazmam gerekir? 2A yazmam gerekir. Peki karemi tekrar çizeyim. Karemin içinden şöyle herhangi bir üçgen çizdiğimde bu üçgenin alanı karenin yarı alanı olmuyor muydu? Oluyordu. Burada karemizi biz dört alan olarak söyledik. Demek ki şuradaki üçgenin alanında ne kalacaktır yine? 2A kalmış olacaktır. Bakın burada ondan faydalanacağız arkadaşlar. Şuradaki DKC üçgenin alanına ben e, ne yazayım arkadaşlar mesela? B yazmış olayım. Şimdi dikkat ediyorsanız benim burada A dediğim alan burada neye denk geldi? B artı 5'e. Demek ki şuradaki B artı 5 birimlik alan benim karemin dörtte birlik alanıymış. Yani ben bunu dörtte çarparsam karemin alanına eşit olur. O zaman 4 çarpı 5 artı B bana karenin alanı verecektir. Aynı zamanda şurada 25 artı B dediğim alan bakın burada karemin yarı alanına denk geldi. O zaman ben B artı 25'i e 2 ile çarparsam bana karemin alanına verecektir. Eşittir diyeyim. 2 çarpı B artı 25 yazıp birbirine eşitleyebilirim arkadaşlar. 4'te birlik alanda 4 ile çarptım. Yarım alanda 2 ile çarptım. Buradan 4 kere 5'ten 20 artı 4B eşittir. 2B artı kaç gelmiş olacaktır? 50. Buradan arkadaşlar 2B eşittir. 50-20'den kaç gelmiş olur arkadaşlar? Ee, 50-20'den 30 gelmiş olur. B'mizde 30 bölü 2'den 15 birim kare olarak bulunmuş olur. Şimdi şurası da şurası da bize karemizin bütün alanını veriyordu. Şurada B'yi 15 yazarsak 15-25 daha ne yapar arkadaşlar? 40. 40 kere 2'den alanımız kaç gelmiş olur? 80. Karemizin alanı 80. Karemizin bir kenarı sorulmuş. Bir kenarına K dersek alanını bulurken K'nın karesini hesaplıyorduk. Demek ki K'nın karesinin biz kaça eşit olduğunu söyleyebiliriz? 80'e eşit olduğunu bir söyleyebiliriz. K kare 80 ise aradığımız K uzunluğu yani karemizin bir kenarı kök 80'den 4 kök 5 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımızın 4 kök 5 olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar benzer mantıkta 3, 4, 5'ten güzel bir paralel kenar sorusu. Bunu da sizler için çözmeye çalışalım. Şimdi 2A eşittir EB olarak verilmiş. AE'mize K yazdık. EB'mize hemen 2K yazalım arkadaşlar. Şuradaki DC kenarımızda 3K gelmiş oldu. Alan AEK 8. Şuradaki minik üçgenin alanı 8 olarak verilmiş. Şuradaki büyük üçgenin alanı ise 50 birim kare olarak verilmiş arkadaşlar. Boyalı olmayan alanların toplamı kaçtır denmiş. Yani bütün alanı bulup şu 58'i çıkartırsak boyalı olmayan alanları bulmuş oluruz. Yine aynı alan paylaşımıyla bunu yapmaya çalışalım. Ben paralel kenarımızın bir küçüğünü şuraya çizeyim. Örneğin şuradan birleştirdiğimizde buraya K buraya 2K dersek şuraya A alan yazdığımda şurayı birleştirirsem arkadaşlar K tabana A alansa 2K tabana 2A gelmiş olacaktır. Paralel kenarımızın yarı alanı 3A yapar. Bu tarafı da diğer yarısıdır. Buraya da 3A yazarız. Paralel kenarımızın bütün alanı 6A yapmış olur arkadaşlar. Aynı zamanda paralel kenar içinden şöyle bir üçgen aldığımızda şöyle birleştirdiğimizde arkadaşlar bu üçgende paralel kenarın yarı alanı oluyordu. Bütün alanımız 6A'ydı. O zaman biz buraya da 3A yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi aynı alan oranlamasından faydalanıp burayı yapmaya çalışalım. Ben şuradaki boşluk alanı B yazmak istiyorum. Bakın şurada oluşan üçgen B artı 8 alanda arkadaşlar. Yani benim şurada A dediğim kısım B artı 8'e denk gelmiş. Peki benim şuradaki üçgenim kaç A'ydı arkadaşlar? 3 A'ydı. Demek ki ben şuradaki B artı 8'e eğer A dersem arkadaşlar B artı 50'miz 3A geliyor. Gördünüz değil mi? B artı 50 eşittir 3A. O zaman ben burayı 3 ile çarparsam şunu eşitleyebilirim. 3 ile çarptığımızda 3B artı 24 eşittir. B artı 50 gelecektir. Buradan 2B eşittir 26'dan B alanımızı 13 birim kare olarak bulmuş oluruz. Aslında bütün alanımızın da 6A olduğunu söylemiştik. A'mızı bulalım. B 13 ise 13 artı 8'den bir tane A'mız 21 gelecektir. 6A'mız 6 kere 21'den 126 birim kare olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi boyalı olmayan alanlar sorulmuş. Boyalı olanların toplamı 50 artı 8'den 58'di. Biz 126'yı bütün alan olarak bulduk. 126'dan 58 çıkartırsak bizden istenen alana ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bu da bize kaçı verecektir arkadaşlar? 16'dan 8 çıktı. 8, 11'den 5 çıktı. 6. 68 birim kare olarak paralel kenarımızda boyanmamış olan alanları bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın e şıkkı olması gerekir. Umarım çözüm mantığımız açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar yine benzer mantığı kullanacağımız güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen olarak verilmiş. HTD noktaları doğrusalmış. ETC T, C noktaları da doğrusal. E, şuradaki A alanı H, E, T üçgenin alanından buradaki DTC T, C üçgenin alanı çıkarttığımızda eşit 8 geliyormuş. Buna göre altıgenimizin alanı nedir diye sorulmuş. Tabi zaten çoğunuzun yapabileceği bir sorudur ama şöyle güzel bir tekrar olması açısından da biz anlatmaya çalışalım. Ben diyorum ki öncelikle bakın altıgendeki şu alan paylaşımımızı bir hatırlayalım. Ben şöyle bir altıgen çizdim arkadaşlar düzgün altıgen. Ee, şöyle yaptığımda e, ağırlık merkezinden geçecek şekilde şu köşegenleri birleştirirsek arkadaşlar. Burada oluşan her bir üçgenin alanında biz ne yazmış oluyorduk? A, A, 6 tane A yazmış oluyorduk. Her bir eşkenar üçgen olarak karşımıza çıkmış oluyordu. Hatta bir de şöyle bir alan paylaşımımız vardı arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda yine aynı 6 ayı dağıtacaksak arkadaşlar. Şuradan şöyle böyle ve böyle birleştirirsek şuradaki alanlara A, A, A ve 3A yazmış oluyorduk. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuradaki bir tane eşkenar üçgenin alanıyla şuradaki 120, 30, 30 üçgeninin alanı zaten birbirine eşit geliyordu. Bunu sinüs alan formülünden de düşünebiliriz şuradaki bir kenar uzunluğumuza K dersek şunların her biri de K, K gelir. Şurası 60 derece öyle değil mi? 1 bölü 2 K çarpı K çarpı sinüs 60 bu üçgenin alanıdır. Aynı mantıkla buradaki kenarlarımızda K gelir. 1 bölü 2 K çarpı K çarpı sinüs 120 de bu üçgenin alanıdır. Yani bu iki alan birbirine eşittir. Birinde sinüs 60'ı birinde sinüs 120'yi kullanmış oluyoruz. Bir de şöyle bir paylaşımız vardı altıgende. Onu da hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda ee, yine şurayı birleştirelim. Burayı birleştirelim. Şuraya A yazdık. Buraya A yazdık. Bu ortaya 4A kalıyordu. Ben şöyle birleştirirsem 2A'yı 2A parçalamış oluyordum. Onun yerine burayı bir dikdörtgen gibi düşünürsek şuradan herhangi bir üçgen aldığımızda dediğim gibi burası 4A Burada ben bir dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgen içinde böyle bir üçgen oluşturduğumuzda bu üçgen dikdörtgenimizin yarı alanı oluyordu. Yani buraya 2A yazıyorduk. Şuradaki alana D desem, şuradaki alana C desem. D artı C'miz de yine 2A'lık alana eşit oluyordu. 2A, 2A, 4A. A da buradan 5A. A da buradan 6A'ya ulaşmış oluyorduk arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda da bundan faydalanmaya çalışalım. Ben şuradaki alana arkadaşlar... Ee, ne alanı yazayım? k alanı yazmak istiyorum. Şurası da k birim kare olsun. Şimdi dikkat ediyorsanız arkadaşlar burada aslında şuradaki k artı b benim altı genimin altıda bir alanına eşit. Doğru mu? Bakın buradaki k artı b altı genimin altıda bir alanına eşit arkadaşlar. Yani burada benim a dediğim alana denk gelmiş oluyor. Şimdi o zaman şöyle yapabilir miyim ben? k artı b arkadaşlar öyle değil mi? 6 ile çarparsam 6 genimin alanına ulaşmış olurum. Aynı mantıkta şuradaki A artı K alanı olan üçgene bakın. O da benim şuradaki üçgenime benziyor. Yani buradaki alan 2A'ydı. Bütün 6 genimin alanı 6A'ydı. Yani şu üçgen benim 6 genimin 3'te 1 alanına sahipti. O zaman ben buradaki A artı K 3 ile çarparsam bütün altıgenin alanını bulmuş olurum. E bu da bütün altıgenin alanıydı. O zaman eşittir. 3 çarpı ne yazabiliriz? A artı K yazabiliriz. Tabii ki illa altıgen alanına gitmemize gerek yoktu. Zaten olayın mantığını anlarsak şuradaki üçgenin alanının buradaki üçgenin alanının 2 katı olduğunu görüyoruz. Yani biz aslında A artı K eşittir iki tane K artı B de yazabilirdik arkadaşlar. Şuradaki sadeleştirmelerimizi yapınca da bunun geldiğini görmüş oluruz. Peki buradan bir ilerleyelim. A artı K eşittir. 2K artı 2B gelecektir. K'yı bu tarafa atalım arkadaşlar. Ya da 2K'yı bu tarafa atmış olalım. Ya da yok K'yı bu tarafa atalım. A eşittir. K buraya geçince K artı 2B kalmış olacaktır. Bakın bize A eksi B verilmiş. Bence biz A eksi B'den faydalanabiliriz. Şuradaki 2B'yi biz şöyle yazalım. K artı B artı B diye yazalım. Bu A'ya eşitmiş arkadaşlar. B'nin bir tanesini bu tarafa atalım. A eksi B eşittir ne gelmiş olur? K artı B gelmiş olur. E biz A eksi B'nin kaç olduğunu biliyoruz? 8. Demek ki burada K artı B alanı 8 birim karelik bir alana denk geliyormuş arkadaşlar. E şimdi biz bunu bulduk K artı B'yi. Peki biz en başta demiştik ya K artı B aslında şuradaki bir tane A'mıza denk geliyor. Yani bizim altıgenimizin altıda birlik alanına denk geliyor demiştik. E biz altıgenimizin altıda birlik alanı olan şu K artı B'yi 8 bulduysak altıgenimizin toplam alanı 8 çarpı 6'dan kaç olarak bulunmuş olacaktır? 48 birim kare olarak bulunmuş olacaktır. Dediğim gibi şuradaki K artı B bir A'ya denk geliyor. Şunlardan her birine ya da ki şuradaki üçgenlerden her birine denk gelmiş oluyor. Bize altıgenin alanı soruluyor. Yani bunun altı katı sorulduğu için Doğru cevabımızın 6 kere 8'den 48 birim kare geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. 6 genimizin alanının 48 birim kare olması gerekir. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.